yüzden merhaba arkadaşlar. Bugün bir vlog daha çekiyorum. Yeni bir vlog daha. Bugünkü vlog konumuz saftirik olacak. Vlogumuz saftirik ile geçecek. Saftirik kitap gibi. Burada gördüğünüz çocuk bir saftirik. Aynı saftirik ismi gibi. Saftirin S harfini başa alırsak salak olur. Saftirik deyince aklımıza salak gelir. Evet. Salığın A'sını ele alınca mal. Bu kitabı okuyan varsa kendini mal gibi hisseder. Şöyle bir şey göstereyim. Şurayı da sileyim de bari. Şöyle bir şey göstereyim. Kitap orijinal. Hatta tahtadan. Şaka yapma tabii de. Aa, hadi de. Evet, çok güzel. Kapı yani benim. Böyle. Ve içinde bildiğin okunacak yer yok. İçi resim dolu. Resim. Hiçbir sayfası ağzına kadar yazı dolu değildir. Bu kitabı kim okumak istemez? Bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Çok güzel. Ve bu kitabı okuyunca insan kendini gerizekalı ve ne demiştik? Kim söyleyecek çocuklar? Ve kendimizi mal hissederiz. Saftiriğin anlamı budur. Deme yavrucuğum, niye öyle bakıyorsun? Pardon, birazcık mutsuz da. Şimdi oldu. Çok mutlusun değil mi yavrum? Aynı çok benziyoruz ya. Çok benziyoruz Allah. Yani saftirik kitabımızın altın kuralları, isterseniz not edebilirsiniz yani, vallahi not edebilirsiniz. Saftirik kitabımızı siliyoruz. Birinci altın kuralı. Birinci altın kural. Bir. Eğlenceli. Onu yazalım. İki. Okurken asla yorulmayız. Okurken İki. Okurken asla yorulmayız. Üç nedir peki? Okurken neden mi yorulmayız? Ben kitap okumayı çok sevmem. Ama güzel bir şeydir. Kelime hazinemizi güçlendirir. Eğer benim gibi kitap okumayı sevmeyenler varsa saftiriği tavsiye ediyorum yavrularım. Saftirik bana çok iyi geldi. İlk başta kitabı açacaksınız. Korkacaksınız. Yoksa hep yazı mı dolu? Ha? Yazı mı dolu? Hiç resim mi yok? Korkacaksınız. Ama hiçbir şey korktuğunuz gibi olmayacak. Açacaksınız. İlk önce kitabın kaplığı sizi şaşırtacak. Ve saftiriğin mutsuzluğu. Sonra açacaksınız ve karşılaştığınız şey bu olacak. Diyeceksiniz ki aman be, kitabın ilk sayfası. İlk sayfasına zaten herkes resim yapar diyeceksiniz. Diğer sayfayı açayım. Diğeri. Ve
gördün mü? Sayfada resimli bir şekilde bitecektir. Ve bu kitabı okuyacaksınız. Eğleneceksiniz. İçinizdeki sıkıntıları alacak. Yani üçüncü kuralımız. Sonra da mallık yapmaya başlıyorsunuz. Üçüncü kural ise kendimizi mal hissederiz. Mal hissederiz. Dördüncü kural. Dördüncü kural ise arkadaşlar şunu bilin ki kitap okumak en iyi şeydir. Ve okuduğunuzda size önerilen kitap saftirik olacaktır. Tabii ki de tek yeryüzünde yani şu koca dünyada küçükmüş dünya pardon. Yani şu koca dünyada en güzel kitap tabii ki de saftirik değil. Çok güzel daha çok güzel benim okuduğum kitaplar var. Aa, ekrana çizdim. Ay ne yaptım ben? Şuradan çizsem. Kamerayı dur çizeyim, boyayayım kamerayı. Beni görüyor musunuz? Beni görmemeniz lazım. Kamerayı ben boyuyorum. Merhaba. Uf, olmuyor. Boyuyorum ama olmuyor. Neyse. Anladınız mı çocuklar? Önerilen kitap saftirik olacaktır ama sadece saftirik mi? Sadece saftirik mi? Durun düzgün yazıp geleyim ben. Fakat sadece saftirik mi? Tabii ki de hayır. Okulda sınıfınızda bir çocuk kitap okur, saftirik okur. Ve saftirik okuduğunda elinde şunu görürsünüz. Şöyle açıp şöyle bakacaktır. Aa yine. Yine mi ne duruyor? Neyse. Göreceksiniz. Ve diyeceksiniz. Oo kanka saftirik mi okuyorsun? Diyeceksiniz. Herkes bunu der. Herkes bunu yapar. Bu okullarda, sınıflarda saftiriği olan insanlar da popüler olur. Ama önerilen tek kitap saftirik mi? Cevabımız hayır. Saftirik değil. Eğer siz sadece saftirik zannediyorsanız onun da cevabını verelim. Okulda biri. Oo kanka saftirik mi okuyorsun? O da aynen kanka ya yeni seri çıkmış. O yok son seri. Vallahi ilk seri orta seri yok. Yok şu seride bu seri. Hava atacak. Ama bu saftiriğin tek önerildiği değildir. O bir keresi neye giriyor? Hava atmaya. Hava atmaya girer. Hava atmaya girer. Ve herkes bu hava atmadan der ki tek önerilen kitap saftirikten. Ama saftirik değil ve sonra arkadaşa hava falan atar işte. Şimdi atıyorum ki kanka saftirik mi okuyorsun? Aynen aynen vallahi orta seri. Orta seri yok ilk seri son seri. Diyecek. Siz veya başka biri duyacak. Diyecek ki anne bana saftirik alsana çok popüler olmuş. Saftirik popüler bir kitap. Ama tek önerilen kitap değil. Tek önerilen kitap çocuklar, arkadaşlar. Saftirik değildir. Bu havaya girer. Sakın böyle bir şeye kanmayın. Ama doğrusu eğer sınıfınızda saftirik alan bir kişi yoksa saftirik alıp hava atabilirsiniz. O çok sinsene ya. İşe yarar. Anladınız mı? Fakat sınıfınızda hiç saftirik alanı yoksa. Mesela ben cicibiciyle çok seviyorum. Alıyorum sınıfımıza götürüyorum. Bizim sınıftaki kızlar falan yanımıza geliyor. Hep beraber cicibici oynuyoruz. Ama sınıfımızda iki kişi daha var.
Hatta 3, hatta 4 müdür nedir bilmiyorum. Onların da cicibicileri var. Sadece benim ve benimle mi oynuyorlar cicibici? Hayır. Diğer kızların da cicibicisi olduğu için onların da herkes etrafında toplanıyor ve onlarla da oynuyorlar. Fakat eğer saftir kalacaksınız, sınıfınızda sadece bir kişinin iki olur, üç olur, bir kişinin saftiri olsa bile ama bir kişinin var, ben de alayım, güzel hava atarım demeyeceksiniz. Kimsenin yoksa saftiri kalın. Ama şunu bilin ki tek güzel kitap saftirik değildir. Mesela benim, ben saftiriyi yeni aldım. Saftirikten önce okuduğum bir sürü kitap var. Mesela Bir Küçük Osmancık vardı. Bir Küçük Osmancık vardı kitabı. Bir bakıyorum kitaba. Bakıyorum. Hiç resim yok bunda yahu. Hiç resim yok ya. Çok sıkı. Ben bunu okumayacağım demeyeceğim. Okuyorum. Ön yargılı olmamak lazım. Okuyoruz. Baktım. Aa, bu kitap çok maceralı bir kitap. Sonuna da bakalım. Zaten ben bunun maceralı olduğunu özetinden anladım. Ne diyormuş? Çok Osmancık öğrenin biricik çocuğudur. Kötü emellerine yenik düşmüş de macera var. Ama kitap okurken ne kitap olduğunun önemi yok. O kitaptır. Kitaptır. Arkada özetini okumaya gerek yok. Ben bir merak edeyim. Okuyayım dedim yani. Aldığım kitapların her zaman özetini okurum. Zaten Saftir'in de özeti var. Daha önce de söylediğim gibi bir gün çok ünlü olacağım. Ama şimdilik bir gerizekalılar ordusuyla okula tıkılmak zorundayım. İşte buradan da geri zekalı ve yazık olmuş Saftir'e. Mutsuzluğu belli çocuğun zaten ikisinin ortasında oturuyor. Ama Saftirik, video çekerken hemencik geliyoruz biz. Çocuğum sen niye mutsuzluğun? Bu kadar bize resim edeceksin. Çocuğum seni ağzına burnunu dağıtarım. İşimizi hallettik. Konuştuk biz ona. Bak çok mutlu oldu. Bu videomuzun sonuna geldik. Bunu bilin ki Saftirik her zaman budur.